Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün yine o da burada biliyorsunuz ki çarşamba günleri Doktor Gönül Ateş Saçan sunuculuğunda sizinle birlikte oluyor. Bunu bir kez daha söyleyeyim. Hocam nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Süper görünüyorsunuz. Sevgili seyircilerimiz günaydın. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz diyoruz. Şimdi güzel bir hanımla güne başlıyoruz. Peki bugün ne konuşacağız? Bugün dünyadaki en önemli salgın hastalığı COVID değil. Obeziteden bahsedeceğim. Bir de yaz geliyor. Terleme için neler yapabiliriz diye konuşuyoruz. Süpersiniz. Covid biter ama obezitenin bitmesi için çaba göstermemiz gerekiyor toplumca. Evet. Hepsini konuşuyoruz. Haydi bakalım. O da burada başladı. Tekrar günaydın. Ve efendim demin söylemiştik aslında gerçekten de hani Covid'den daha tehlikeli ne olabilir bu hayatta? Obezite özellikle Covid içinde gördük zaten. Evet. Ne kadar zararlı olduğunu. Ben açıkçası en çok kilodan nefret edenlerden biriyim. Ve kilo konusunda çok hassassın. Olan, evet. Sürekli evet. Sizi de arayıp onu da yiyebilirim. Artık hoca dedi ki bak şimdi anlatıyorum. Ki çok da iyisin. Çok ama öyle işte tutuyorum. Yoksa Dikkat etmemiz gerekiyor. Şişiyorum. Aynen öyle. Bugün bazı gerçekleri paylaşmak istiyorum sevgili seyircilerimize. Değerli izleyicilerimiz öncelikle COVID'den ya da bir salgın hastalıktan çok daha fazla yaygın durumda obezite ve daha fazla ölümlere neden oluyor bütün dünyada. Yapılan çalışmalara göre her 3 yetişkinden biri obez olurken her 5 çocuktan da biri obez neredeyse. Peki gıda gelişimi nasıl olacak? Önce daha çok ot yiyorduk tarih boyunca, sonra et yemeye başladık. O yediğimiz etlerle şu anda yediğimiz etler arasında fark var. Dünyada özellikle tabii Amerika'da en fazla olmak üzere kişi başı tükettiğimiz şeker oranı çok artmış durumda. Ardından tarım gelişmesiyle birlikte mısır ve buğday gelişti ve obezite şiddetlenmeye başladı. Etler neden çok tüketiliyor? Mutlaka aslında bildiğiniz şeyler kızartılınca, yağ eklenince, kısacası yağlı et daha iyi damak tadı verdiği için etler yağlı satılmaya başlandı ve bu hem o yumuşak tadı verdiği için hem yağ bizi rahatlattığı için daha fazla satılmaya başlandı. Ardından süt ürünleri geldi sevgili seyirciler ve tabii ki krema, peynir hepsinde yağ oranı arttıkça baktılar ki daha kolay satılıyor ama en önemli şey hepsinde doymamış yağ asidi ve çok fazla kalori var ve bizim buna normalde ihtiyacımız yok. Normalde atalarımız belki çok daha üst kuşaklar daha sert ve ihtiyacı olduğunda eti tüketiyordu ve onlarda herhangi bir obezite sorununa neden olmuyordu. En önemli konulardan biri az önce de söylediğim gibi arabanın ve teknolojinin gelişmesiyle hareketsizlik arttı. Hatta ne kadar az hareket edip ne kadar stabil yaşamaya başladığımızı hepimiz biliyoruz. Bu dönemde masa başında çalışırken hareket etmek gittikçe kısıtlanmış durumda. Genellikle en önemli faktörlerden biri obezite ama ekranda gördüğünüz gibi pek çok hastalığın nedeni kalp hastalığının, kanser hastalığının, bütün kalp damar hastalıklarının, diyabetin, karaciğer hastalığının, bunun gibi pek çok hastalığın nedeni ve işin ilginç yanı aslında biz ilaçlarla iyileşmek yerine beslenerek, besinlerle iyileşmeyi seçersek bu hastalıklardan kurtulabiliyoruz. Obez bireylere bakıldığı zaman gerçekten çok ilginç sonuçlar çıkıyor. Obez bireylerde leptin seviyesi yağ hücrelerinden salgılanan bir hormon leptin. Özellikle yağ hücresinden leptin salınmaya başladıktan bir süre sonra kişi tok hissediyor. Ancak yapılan çalışmalarda gerçekten ilginç olan leptin seviyesi yüksekliğine alışan bireyler sürekli kilo alıp vermeye neden oluyor. Yağ hücresini biraz bir iki bilgi vermek istiyorum yağ hücresi hakkında da. Vücudumuzdaki en yüksek potansiyel enerjiyi bize sağlayan yağ hücrelerimiz. Bize yakıt sağlıyorlar ve atalarımızdan beri bizim ölmememizi, yaşamda kalmamızı sağlayan depo hücreleri yağ hücreleridir. Vücudumuzda çeşitli yağ hücreleri var. Ama özellikle kahverengi yağ hücresi bizim vücudumuzda bebeklikten beri var ve çocuk ilk doğduğunda üşümemesini, anne karnından doğduğu anda ensesinde ve omuzlarında çok az miktarda var. Anne karnındaki sıvıdan çıktığı anda plazenta ile birlikte dünyaya uyumlanmak için kahverengi yağ hücreleri var ama daha sonra çeşitli gıdalarla bu değişiyor. En önemli şey bu yağ miktarı cilt altında evet var ancak ne zaman tehlikeli oluyor? Daha önce konuşmuştuk nasıl bir hanımla. Bel çevresi.
Bel çevreniz artınca iç organ yağlanması başlıyor ve iç organ yağlanması başlayınca organ fonksiyonları bozuluyor. Leptin burada da ekranda gördüğünüz gibi yağ hücrelerinden bir kısmı salgılanıyor ve kilo ile ilgili pek çok hormonu dengelemeye çalışıyor. Ama fazla leptine alışmış bir vücut, yağ hücresi fazla oldukça leptin artıyor ve o alışkanlık devam ettiği için kilo alıp verme sürekli bir ters ritme giriyor. Özellikle genel olarak gün içinde harcadığımız metabolizma hızımız dediğimiz bir şey var. Hep bahsederiz. Acaba hastalarımıza geldiği gibi benim metabolizma hızım nasıl? %60-70 genel vücut fonksiyonları için harcıyoruz. Yaklaşık %10-15'ini sindirim organları ve sindirim sistemi için harcıyoruz. Şu anda oruç döneminde onun için metabolizmamız daha yavaşlıyor, daha az harcıyoruz. Bunun da tabii çok ciddi önemi var. %15-30'u da yaklaşık fiziksel aktiviteyle. Metabolizma hızlandırmanın en önemli noktalarından biri hareket etmek. Spor yaptığımız zaman kaslar yağ yakmaya destek maddeler salgılatıyor. Ama iç organ yağlanması için çok önemli bir tehlikeden bahsetmek istiyorum. Özellikle iç organ yağlanmasında dokular hasar görüyor. Yağ miktarınız arttıkça kastaki bazı enzimler gidiyor ve kas yıkımı başlıyor. Demek ki özellikle iç organ yağlanmasında beliniz genişliyorsa, aynı kiloda beli olsanız sevgili seyirciler, erkeklerde bu oran 0.94. Yani beliniz 94, kalçanız 100 ise ama bu daha büyüyorsa bu oran, yani 1'e yaklaşıyorsa dikkat edin, iç organlarınız yağlanıyor. Kalp ve karaciğerde yağlanma var. Hanımlarda da bu 0.84 ya da 0.80 diye kabul ediliyor dünyada. Yani beliniz 80, kalçanız 100 ise ya da bu orana yakınsa, o zaman dikkat edin. Aynı bedende kalsanız bile beliniz genişliyorsa, o zaman demektir ki iç organlarınız yağlanıyor ve sistemik hastalıklara başlangıcı olabilir bunun habercisi. Bunun dışında da özellikle leptin hormonundan bahsetmiştim. Yağ hücrelerinden salgılanıyor ve bizim insülin hormonunu dengeleyen çok önemli hormonlardan biri. Yine ben en önemli konuya gelmek istiyorum. Biz hep kilo almak deyince iradesizlik mi diye düşünüyoruz. Aslında çok basit bir konu değil obezite. Evet, biz iştahımızı, gerçek açlık değil çünkü, iştahımızı kontrol edemiyoruz. Ve herhangi bir gıdadan yedikçe yiyorsak, dikkat edin, onda gerçekten de besin maddesi yoktur. Lif yoktur. İçinde monosodyum glutamat olabilir, sizin yedikçe yemenizi sağlayan. Ya da fazlasıyla iştahı tetikleyen çeşitli maddeler olabilir. Bir gıdadan, bir tabaktan fazla yiyorsanız, birden fazla yiyorsanız, lütfen bunu hatırlayın, bir 10 saniye düşünün. Sizin gerçekten iştahın açlıktan değil, iştahınız kontrol olmadığı için stresten yiyorsunuz. Yine yağlı gıdalarla ilgili bir iki bilgi paylaşmak istiyorum. Yağ bize kendimizi iyi hissettiriyor. Demin de söylemiştim. Yağlı gıda yiyince, birincisi bilinçaltında diyoruz ki, evet, atalarımızın bizim sağlığımızı korumak için açlıktan ölmeyelim. Bize depo yağını sağlayacak yağı alalım. Bunun dışında yine bir duygu daha var. Yumuşak ve kaygan olduğu için, bize sadece kendimizi iyi hissettirdiği için yağlı gıdaları fazlasıyla yiyoruz. Daha önce de bahsetmiştim, mesela dilimizde 6 adet tat tomurcuğu var. Evet. Mesela tatlı, tuzlu, acı, ekşi. Bunun dışında da yine demin de söylediğim gibi olego gustus dediğimiz bir şey var. Gustus damak tadı anlamında. Yağlı gıdalara çok yatkınız. Bazı toplumlar, özellikle bizim Akdeniz mutfağı da Türk toplumunda da çok yaygın. Dünyada da yaygın. Bütün bunları yavaş yavaş sizin beslendiğiniz gıdalarla dilin üstündeki tat tomurcukları uyarılıyor. Ne kadar çok uyarılırsa o kadar açık oluyorsunuz. Ama bunlardan en tehlikelisi de monosodyum glutamat, Çin tuzu dediğimiz, belki yiyeceklerde, gıdalarda bulunuyor. Aslında yasak ama bizi yedikçe yediriyor. Özellikle patates cipsinde, çeşitli hazır gıdalarda çok yoğun bulunuyor. Bizler en çok ne yemeyi seviyoruz? Önceden yediğimiz şeyi yine yersek biz onu hatırlıyoruz ve o tada devam ediyoruz, bir. Neden annemizin yaptığı pilavı, köfteyi arıyoruz? Evet. İşte burada. Yani biz daha önce tattığımız bir şeyi daha çabuk severek yiyoruz. Bir de kokusu ve görüntüsü de önemli. O kokuyu
duyduktan sonra biz de mesela eve girdiğimiz zaman annemizin köftesi gibi koktu diyoruz. Ya da patates kızartması kokusu geliyor. Bunların hepsi demek ki biz neden yiyoruz, bir şey bize neden lezzetli geliyor derseniz öncelikle kıvamı, kokusu ve bize ne hatırlattığı önemli. Bunun dışında da yine fazlasıyla bazı gıdaları sıcak, bazı gıdaları soğuk tüketmemiz gerekiyor. Hmm. Isısı. Mesela çorbayı soğuk tükettiğimiz zaman ortada almıyoruz. Çünkü bileşenleri değişiyor. Sıcak bir çorbayı çok daha keyifle tüketebiliyoruz. Bütün bunlar bizim bir gıdayı neden çekici bulduğumuzu gösteriyor. Ama en önemli şey hangi tür gıdadan çok tüketiyorsak aynı tür gıdalara yöneliyoruz. Özellikle de hafıza hücreleri kokuyu ve onun yumuşaklığını hatırlayıp tekrar ondan daha fazla yememizi sağlıyor. Genellikle en çok sorulan sorulardan biri de acaba kilo almak sadece çevresel mi, genetik mi? Hmm. Sizce nasıl bir anım? Bence genetik %30 muydu? Evet, harikasınız. Değil mi? Evet, evet. Ama süper. Ben Aristo diyetinde evet, biliyorsunuz sizin evet. kitabı ezber 3 kere evet, falan okudum. Aynen. %30 çok güzel. Hı hı. Çevresel faktörler %70 ve tek yumurta ikizleri olanlarda boy ve kilo değişebiliyor. Evet, genetik gerçekten yatkınlık çok önemli. Hormonal yapımız ama bunun yanında da nasıl yaşadığınız. Aslında Yunanca'da diyet yaşam stili demek. Sadece yemek tabağımızdaki yemek değil. Yani bizler sağlıklı yaşamak istiyorsak sadece tabağınızdaki yemeği değiştirmekle olmaz. Genel olarak pek çok dış faktörleri de yönetecek kadar yani iyi uyumamız gerekiyor. Sağlıklı saatlerde beslenmemiz gerekiyor ve ne yediğimiz burada gerçekten çok önemli. Leptin hormonundan az önce de bahsettim ama leptin hormonunu uyarılmaması için yağımızı azaltmamız gerekiyor. Bolca su içmemiz ve hareket etmemiz gerekiyor. Evet, çok haklısınız. Bütün bu dediklerinizi ben zaten yapmaya çalışıyorum. Çok önemli. Çünkü bütün negatif söylediğiniz her şey bende var. Onun için. Yok, o kadar da değil, yapmayın. Ama spor yapıyor musun? Şimdi siz bana dediniz ki mesela hani hiçbir şey yapamıyorsan evde bir tur at gel evet, koridorda evet, hatırlarsanız. Evet. Şimdi mesela aklıma geldikçe kalkıp bir tur atıp geri geliyorum. Evet. Mesela o bile bir şey yalnız. Evet, gerçekten hani mesela masayı toplayacağız. Bir tabağı bir kere götürün. Kere git. Evet evet hocam, hepsini dinliyorum ben. Hepsi aklımda. Evet. Birkaç seferde hareket edin sevgili seyirciler. Şimdi aslında obezine baktığımız zaman tek sorun görsel değil. Mesela daha fazla terliyorlar. Evet. Her şeyde çok daha fazla aslında çabuk yoruluyorlar. Kesinlikle. Gibi gibi şeyler var. Şimdi terlemeyle ilgili konuşalım. Eğer bu konuyla ilgili başka ekleyeceğiniz yoksa. Şu anda yok. Çok teşekkür ederim. Süpersiniz. Hocam o zaman terlemeyle ilgili konuşalım. Evet, kilo fazla olunca tabii ki daha fazla terliyoruz. Bunun dışında da ellerde, ayaklarda, kol altında normal kişilerde evet. de fazla terleme evet. olabiliyor. Özellikle bu birkaç gündür de bir haftadır, son bir haftadır çok ısındı havalar. Terleme için çeşitli çözümler var. Bol su içmeniz, az baharatlı beslenmenizi öneririm özellikle. Ama genellikle toksin uygulamalarını biz kozmetik olarak, medikal estetik hekimleri olarak kullanabiliyoruz. Bütün dünyada da böyle. Hem el ayak içinde kullanabiliyoruz, hem kol altında. Bir 6-7 ay etkinliğini evet, devam ettiriyor. Kadar götürüyor. Mesela çok gerçekten keyifsiz görünüyor. Özellikle açık renklerde, koyu renklerde de. Bir de terle birlikte koku da artıyor. Genel olarak rahatsız ediyor sizi. Ne kadar stik ya da terlemeyi önleyici yöntem kullansak da toksin uygulamaları bizi gerçekten çok konforlu. Herhangi bir ağrı hissetmez kişi. Hiçbir şey olmuyor. Lokal anestezik krem sürülür. Dünyada da böyle yapılıyor. Ardından o bölgeye yoğun biçimde toksin uygulandıktan sonra ardından belki bazen bir 10 gün 15 gün sonra kontrol ediyoruz. Bazen hiçbir başka bir şeye gerek kalmıyor ama gerçekten de kol altında terleme hem kokuya neden oluyor hem sizin kendi konforunuzu bozuyor. Ne kadar su içsek de hemen 5 dakika önce bile duş alsak bazıları gerçekten aynen. çok terliyor. Onun için bu bir sorun değil sevgili seyirciler. Yapınız böyle olabilir. Bu arada çok spor yapanlar, aşırı terleyenler için bu arada sisteminizde herhangi bir bozulma da yapmıyor. Şimdi normal. Tehlikesi var mı? Tehlikesi bana, yok. Ben her sene yaptırıyorum. Çok rutin ve çok severim kesinlikle. Biliyorsunuz siz zaten. Fakat şunu soruyorlar 18 bana. 18 yaş üzerinde. O zaman tabii. 18 yaş üzerinde herkese evet, yapabiliyoruz. Yani, hani bir şeyin görmedim şimdiye kadar. Görsem zaten söylüyorum. Herkes biliyor negatif her şeyi. Ama şunu soruyor. Şimdi biz teri dışarı atamıyorsak orada bir problem olmaz. Olmuyor. Çünkü gerçekten herhangi bir şekilde bir sorun yaratmadığı gibi orada kasların doğru hareketini yani kasların dışarıya kasılmasını engelleyerek aynı yüzdeki mimik kaslarındaki gibi aşırı terlemeyi dengeliyor. Bu arada bol su içtikten sonra ve mineral aldıktan sonra aslında aşırı terleme de sistemik bir sorun. Hı-hı. Vitamin mineral eksikliğinizi mutlaka hekiminize danışarak giderebilirsiniz. Aşırı terleme özellikle menopoz döneminde de eksiklik nedeni dikkat etmemiz Hı-hı. gerekiyor.
vitamin mineral eksikliğiniz doğru olsa bile aşırı terliyorsanız ve spor yapıyorsanız özellikle kol altı toksin uygulamalarını mutlaka şiddetle tavsiye ediyorum. Yani konforu erkekler artırıyor. Erkekler mi? Beylerde de çok yapıyoruz. Hı. Evet, hem erkeklerde hem kadınlarda daha fazla oluyor. Hı hı hı. Bir de onlar daha konforuna düşkün. Yani çok da hani uzun süre işte kalabiliyorlar vesaire. Yok, bir de bakın sararma yapıyor. Hiç bilmem sizin hani şikayet ediyorlar. Mesela beyaz her şey tabii. Gerçekten sarı oluyor. Ve eski rengine dönüşmüyor. Ne kadar iyi deterjan, çamaşır olsa da. Evet. Yani, o böyle başka bir şey. Ve dokuyu bozuyor ter bazen. Çok asitli olabiliyor ter çünkü. Bunun dışında bazen hastalarımız elleri çok terliyor stresten olabiliyor. Bu normalde terleme stres döneminde, sınav dönemlerinde olabilir ama terlik giyemiyor bazen hanımlar. Çıplak ayakta, ayak terliği asıl olan. Bazen böyle çekimlerde, filmlerde rol alan sanatçılar olabiliyor. Çok ilginç deneyimler oluyor hakikaten. Çünkü terlik ayağından fırlıyor. Belki beylere bu şu anda ilginç geliyor olabilir ama ayak terlemesinde terlik giyilemiyor. O kadar terliyor ki ayaklar ve aşırı terleme oluyor. Ayaklara da yapılıyor. Ayak tabanında da uyguluyoruz. Aynı süre geçerli oluyor. O iyi bir lokal anestezi krem sürdükten sonra bir sorun olmuyor. Hastanın konforu da bozulmuyor ama elde çok yapıyorum. Ayak tabanında da yapıyorum zaman zaman. En çok bağlı. Önemli. Bazı benim mesela bir tane manikürümü yapan bir kız vardı daha önceki. İşini bozuyor. Evet, evet. Tabii. Sonra neyse botoksu keşfetmişti tabii. De çok tabii, rahat tabii. Etti. Gerçekten de. Evet, evet. Herhangi bir risk yaratmadan mutlaka kolaylıkla özellikle kol altında ve el altında uygulayabiliyoruz. Kişinin konforunu artırıyor. Süpersiniz. Şimdi bir meslektaşınız gelecek. Evet, bizimle birlikte olacak. Hocamız. Kendisini de ağırlayacağız. Doktor Ahmet Atalık bizimle birlikte olacak. Mezoterapi değil mi? Bugün Mezoterapi Derneği. Mezoterapi Derneği Başkanı. Aynı zamanda bugün uluslararası eğitmen. Onu söyleyeyim fakat ben bu kadarını söyleyeceğim. Tabii aslında siz tanıtacaksınız meslektaşınızı. Aynı şekilde Sayın Doktor Ahmet Atalık'ı birazdan konuğumuz olarak alıyoruz. Kendisi uluslararası uzman eğitmen dünyada ama bize hep çok merak ettiğimiz konuları anlatacak. Bugün en sevdiğim konu var. Onu söyleyeyim de biliyorsunuz. Ben başımız etini yiyorum. Sürekli ip şu ipleri o kadar seviyorum ki. Sonuçta herkes çok merak ediyor. Ben bayılıyorum Fransız askısı nedir? Nasıl yapılır? Kendisi dünyada da çok tanınan bir konuşmacı. Hem Türkiye'de hem dünyada. Evet şimdi Sayın Doktor Ahmet Atalı alıyoruz. Evet şimdi Türk hekimlerine kendimize emanet ediyoruz efendim. Tüm dünya ülkelerinde de olduğu gibi işte biz de aynı şeyi gururla söylüyoruz zaten. Küçücük bir ara hemen bir geçiş ondan sonrasında hocamız burada olacak. O da burada tüm hızıyla devam ediyor ve bu dakikalarda demin de söylediğim gibi Doktor Ahmet Atalık bizimle birlikte olacak. Ben medikal estetik hekimi diyeyim ama diğer titrlerle ilgili tabii ki iki hekimi baş başa bırakıyorum. Sadece bu konu muhtemelen benim için konuşuluyor diye düşünüyorum. Çünkü son dönem çok sevdiğim ve yaptıracağım kesin bir işlem. Sizi dinliyorum. Sayın Doktor Ahmet Atalık hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle dünyada zaten ip konusunda uzman eğitimcisiniz ama bunun yanında da dünyada pek çok kongrede hem konuşmacı hem de pek çok uygulama yapıyorsunuz. Bizler biliyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. En önemli şey ben de bir kadın olarak şöyle bir gerilebilir miyim? İp askı yaptırsam mı? Fransız askısı nedir? Söz sizde. Çok teşekkür ederim programınız için. Biz teşekkür ederiz. Öncelikle tabii biraz askıları konuşmak için bir ipten bahsetmek istiyorum. Çünkü iki farklı ip var elimizde. Bir tanesi yıllardır kullanılan eriyebilen ipler var. Bir tanesi de daha yeni geliştirmiş olan yüksek teknoloji bir ürün. Erimeyen materyal ama güvenli materyal bunlar var. Tabii ki son günlerin popüler askı uygulaması biraz da hem halkımızın sıkça kullandığı Fransız askısı. Orijini Fransa'dan olduğu için geliştirilen bir askılama tekniği. Güvenli bir şekilde medikal silikonla kaplı olduğu için uzun yıllar güçlü bir şekilde etki sağlayabiliyor. Fakat buradaki en önemli şey gene hangi hastalar, hangi yaş grupları, hangi bölgelerindeki sarkmalardan ne kadar fayda görebilirler? Hmm. Çünkü bize başvuran hastalarımızın inanır mısınız? Belki %20'si maksimum %30'undan gerçekten fayda görebiliyor. Birçok yaş almaya bağlı olarak gelişen sarkmalarda doğru tedavi, doğru yaklaşım çoğu zaman gerçekten cerrahi olarak bu kişilerin yüzlerindeki veya karşısındaki askı yapılması. İplerin gücü sınırlı, süresi sınırlı cerrahilik karşılaştırılamaz bu konuda ama özellikle başlangıç veya orta seviyedeki yanaklardaki, nazolabiyal oluktaki veya kaşın dış kısmındaki hafif sarkmalarda gerçekten tatmin edici sonuçlar alınıyor. Çünkü yaş almayla beraber cildimiz hem kas dokusu hem deri hem de kaslar tonusunu kaybediyor. Yavaş yavaş sarkmalar başlıyor. Biraz önce Nasibe Hanım'la bahsettiği gibi o bölgelerde küçük dokunuşlarla gerçekten hastalar için
tatminkar sonuçlar alınıyor. Peki kaş mesela düşükse yapısal olarak ileri yaş değil yine de yapabiliyor muyuz? Mesela genç bir hastada. Tabii kaşa şekil özellikle kaşın 1/3 dış kısmındaki yağ dokunum volüm kaybıyla beraber düşme başladığı zaman o yorgun, üzgün ifadeyi azaltmak için, daha dinlemiş, daha mutlu bir ifade sağlamak için özellikle kaşın dış kısmındaki birazcık dışarıya yukarıya doğru hafif şekil verdiğimiz zaman hem o ifade kayboluyor hem de insanlar daha mutlu oluyor. Daha dinlemiş, daha genç görünüyorlar. Bu bizim ve de minimal invaziv bir uygulama, küçük bir prosedür ama gerçekten hastaların mutlu olduğu bir uygulama. Kaç dakika sürer? Mesela bütün yüz... Tabii bu sarkmanın derecesine bağlı ama hangi bölgelerde kaç tane ip kullanacağımızla bağlantılı bir şey bu. Tabii herkesin deformitesi farklı, yaşlanması farklı. Bu yüzden de tamamen hastaya yönelik, hastanın ihtiyaçlarına yönelik, bölgeye yönelik. Artı bir de tabii ki bu işin belli bir süresi var. Beraber karar verip kişiye özel bir planlama yapıldığı zaman gerçekten hastalarımız çok daha mutlu oluyorlar. Peki biz makette göstersek olur mu acaba? Mesela en çok şey merak ediyorlar, nasıl ben onu da bilir. Ne kadar kalkarız? Ne kadar kalkar? Mesela çok efsane sonuçlarınızı ben bir hekim olarak biliyorum sizin tabii. Çok ben şöyle başlamak istiyorum müsaade ederseniz. Doğru hastalar, yani doğru hasta seçimi burada başarıyı getiriyor. Gerçekten bir yüz aşırı sarkmışsa, cilt altı yağ doku çok inceyse, çok çökmüşse veyahut da yanaklar çok fazla sarkmışsa, çok fazla volümlüyse bunlar ip uygulama için doğru hasta değiller. Bunların cerrahi gitmeleri gerekir. Ancak dediğim gibi özellikle nazorobiyel olukta, mariyonette veya da kaş bölgesinde yaklaşık olarak 1-1,5 santimetre maksimum bir yükselme olabilir. Ama dediğim gibi yükselme özellikle göz kapağındaki doku fazlalığı yüksekse bunlar için doğru çözüm cerrahidir. Ancak özellikle yukarıya dışarı doğru diye bir akım verilerek yükseltme sağlanabilir. Aynı şekilde nazorobiyel oluk, mariyonet özellikle burada gösteriyorum. Bunlar da ve yanaktaki yanak hattının korunması için de gene bu dokular yukarıya doğru toparlanabilir. Ama dediğim gibi çok ileri olmayan başlangıç veya orta derecedeki sarkmalarda bu sonuçlar daha doğrudur. Onlar doğru hasta grubudur. Hekime gittikleri zaman da özellikle zaten hekimler tarafından onlara yüzlerinin ip uygulama mı yoksa cerrahi uygulama bilgi verilecektir. Doğru işlem daha önemli burada. Ama şu anda çok popüler galiba. Çünkü efektifliği çok yüksek. Bir de resimlerimiz vardı acaba. Onları da vereyim. Hangi bölgelere yapılıyor? Ahmet Hocam göstermek istedi. Tabii. Biraz önce bahsettiğimiz gibi özellikle kaşın dış kısmındaki düşüklerde ve yüzün dudak üzerindeki nazorobiyel yolunun yükseltilmesine, tekrar elmacık kemiğine toplanmasında, mayonette, yanak hattının belirginleşmesi ve boyundaki elastiklet kaybına, güç kaybına bağlarak özellikle sarkmalar, gevşemelerde bu uygulama güvenle ve tatmin olarak uygulanabiliyor. Uygulama alanları bunlar. Tabii vücudumuzla uygulanabiliyor ama onlar biraz daha etkinlikleri yüze göre daha az. Ama daha çok yüzde uyguluyorsunuz siz değil daha mi? Daha çok yüzde uyguluyoruz çünkü çoğu zaman vücuttaki deformiteler iplerin gücünü aşıyor. Onlar için doğru tedavi cerrahi olduğu için onları cerrahiye gönderiyorum. Ama gerçekten de ben Sayın Doktor Ahmet Atalı'nın kliniğinin geçen gün bir uygulama gördüm. Gerçekten şok oldum. Hastalar gerçekten doğru talep ve doğru hekim ve doğru yöntem galiba uygulandığı zaman inanılmaz sonuçlar tabii çıkıyor. Onu bizzat da gördüğüm için. Her bölgede çağrılmayı umut ediyorum. Güzel. Gerçekten de uygulamalar. Peki sonrasında bir hani ne kadar dikkat, neye dikkat etmesi gerekiyor? Tabii ki hem eriyen, erimeyen ipler var hem eriyen ipler. Özellikle eriyen iplerdeki etki süresi biraz daha sınırlı. Oradaki belli bir süre fazla mimik hareketler olmaması, ağzını fazla açmamaları, aşağı doğru sıvazlamamaları, üzerine çok fazla yatmamaları etkinliğin korunması açısından değerli. Ama mesela orijinal Fransa'sından bahsedecek olursak onun bir özelliği daha var. %20 yakın bir elastiket özelliği var, ipin özelliği var. Bu diğer iplerde bulunmayan bir özellik. O sayede mimik kaybı çok çok az oluyor. Mesela diğer iplerde sabit olduğu daha için birazcık mimik kaybı olabiliyor ama bahsettiğim o orijinal Fransız kısımdaki mimik kaybı o elastiket özelliğinden dolayı tabii ki mimiklerini kaybetmemek artık günümüzde çok önemli. Çünkü insanlar doğal görünmek, rahat görmek istiyor. Yani mimiklerini kaybetmiş, dolmuş bir surat çok da istediğimiz bir uygulama değil bizim. İfadesi olmuyorlar. Aslında güzel balık kılçığı gibi mi? Nasıl desek? Tabii güzel resimlerimiz de vardı. Üzerindeki kırçlar vasıtasıyla dokulara tutunuyorlar. Ve yüzümüzdeki derimiz ve derimiz altındaki yağ tabakasındaki dokuları tekrar eski yerlerine tekrar oraya yukarı doğru almaya çalışıyoruz. Tamam bir destek tedavisi. Bir de gene ip uygulamalarında özellikle ciltteki rejüvenasyon için, yenilenme için kolajen ve elastin
uyarımına, üretimini artıran, uyarımı yapılan ipler de var. Bunlar da özellikle derinin kalitesini artırması için gerçekten güçlü uygulamalar. Göz kenarlarında, yanaklardaki ince çizgilerde, dudak üzeri ince çizgilerde bunlar kullanılabilir. Yüzün her yerinde kullanabiliyoruz, evet, değil mi? Evet, yüzde ve boyunda. Boyunda hepsinde. Dediğim gibi derinin kalitesini artırmak için veyahut da birazcık sarkmış dokuyu yukarı toplamak için ip uygulamaları. Diğer bütün uygulamalarla, dolguyla, toksinle, mezoterapiyle hep kombine edilebilir. Zaten hiçbiri tek başına tam başarılı değil. Hepsi kombine olduğu zaman hasta gerçekten optimum sonucu alabiliyor. Peki Fransız askısını uygulamayacağınız bir hasta grubu var mı? Çünkü çok fazla, isteniyor. Çok fazla. İnanın 10 hastadan, başvuran 10 hastadan 7 tanesi ben uygun değilsiniz diyorum. Düşmesi fazlaysa, cilt hat yağı dokusu çok inceyse, çünkü hatlar belli olacak bu defa. Veya da yüzü çok ağırsa, volümlüyse, kalınsa. Bunların hiçbiri doğru hasta değiller. Çünkü ne ip uygulamasından yeterince yarar görebilirler. Onlar için doğru çözüm cerrahi olarak o yükseltmeme yapmak. Peki kadın ve erkek hastanız fark ediyor mu? Yani talep en çok kimden geliyor? Daha çok tabii ki kadın sektör mı? Gereği kadın hanımefendilerden hastamız var. Fakat erkeklerden de özellikle mimik kaybı istemeyen veya yüzünde fazla volüm istemeyen, yani dolgu istemeyen hastalarda onlara da gerçekten ip uygulamaları daha doğal sonuçlar veriyor. Evet, daha çekici bir de. Tabii bir de hiç yüzü artmadan, mimikleri kaybetmeden doğal. O tekrar o dokuların tekrar yükselmesi erkeklerin tercih ettiği bir uygulama. Üzerine istediğiniz uygulamayı da yapabiliyorsunuz. Tabii tabii, bütün uygulamaları. Oradaki aktif hareketler varsa kasları gevşetmek, toksinle, volüm kaybı varsa dolguyla o volümü yerine koymak ve lif sağlamak, cilt kalitesini artırmak için gözenekleri sıklaştırmak, lekeleri azaltmak, kırazmak için mezoterapi, hepsiyle kombine edebilirsiniz. O zaman kalıcı ipleri daha mı fazla tercih ediyorsunuz? Esnek ya da hastaya göre mi seçiyorsunuz? Şimdi bunu hastayla beraber karar veriyoruz. Çünkü kalıcı ipler etki süresi 3 yıldan 5 yıla kadar, ortalama 5 yıl sözü verebiliyoruz bu kişilere. Yaklaşık 5 yıllık bir etki gerçekten daha ekonomik bir çözüm sunuyorsunuz hastaya. Çünkü diğer uygulamalar, diğer kullandığımız polidioksanat, polilaktik asit, polikarbonattan türü eriyen materyallerde ise 1 yıldan 1,5 2 yıla kadar uzun süreler var. Sürenin uzunluğu, işte etkisinin yüksekliği nedeniyle bu tamamen hastayla sunduğunuz tedavi önerisi, çözüm önerisiyle hastanın uzlaşmaya bağlı, her ikisini de kullanabiliyoruz. Diz bölgesinde, vücutta, pek çok alanda da aslında kullanılıyor galiba. Kolda, birçok bölgede uygulanabiliyor. Memede başlıyor. Fakat oradaki süre ve kaldırma etkisi çok tatminkar olmadığı için ben daha çok o tür hastalarda onları cerrahiye gönderiyorum. Bu benim tercihim. Sevgili seyircilerimiz, çok merak ediyorsunuz. Çok soru geliyor gerçekten de Fransız askısı ile ilgili. Peki Fransız askısını yaptıktan sonra diyelim hasta çok yeni bir işlem yapıldı, dolgu yapıldı. Bunu yaptırabilir mi? Böyle çok sorular geliyor bize. Ya da işte başka bir ameliyat oldu ama istediği kadar yükselmedi. Var öyle gerçekten. Bazen düzeltmelerde cerrahiden sonra, bazen de özellikle yüz felçlerinden sonraki asimetrilerde, evet, daha uzun süre etki olması için kullanabiliyoruz. Benim önerim, böyle bir askılama işlemi yapıldıktan sonra, özellikle Fransız yapılacaksa, en az 3 hafta beklemeleri gerekiyor. Çünkü oluşan çok hafif ödem, çok hafif çekilme hatları ve o gerilmenin tamamlanıp iplerin dokulara gömülüp dokuları tuttuktan sonra diğer bölge yapılırsa daha doğru karar verebilir. Hata yapılmaz. Tamam, güzel. Peki hemen üstüne bir süre sonra dolgu yapabiliyor musunuz? Tabii. Hastalık artı enerji kaynaklı uygulamalar, radyo frekanslı lazer veyahut da özellikle ultrason gibi bütün enerji kaynaklı uygulamaları, bahsettiğim bu kalıcı asker üzerine uygun yapabiliyorsun. Çünkü gövdesinin nedeniyle erimiyor, yok olmuyor, ama eriyen materyalleri kullandıysanız ip askılamada, o zaman bir süre onları çok fazla oraya enerji kaynaklı uygulama, yani termal hasar yapmamanız gerekiyor ki etkinlik daha kısalmasın diye. Tabii gençlik hattı bozulduğu için bizim hanımların en çok sevdiği, ben de bir tabii ki medikal estetik ekibi ama en çok merak ettiğimiz şey şu gıdımız, çene hattımız nasıl ortaya çıksın, gıdımız gözükmesin. Bu konuda gerçekten elmacıklarımızın ortaya çıkması için çok güzel bir çözüm. Güzel bir çözüm. Dediğim gibi mimik kaybının olmaması, yüzün volümünün artmaması, yani dolgudan bahsediyorum. O yüzden insanlara yeni bir enstrüman, yeni bir fırsat sunuyor. Deneyebilirler, kullanabilirler. Yeni trendleri, yeni uygulamaları seviyoruz ama tabii güvenli olduğu sürece mutlaka bu konuda uzman bir hekim tarafından uygulanmalı ve doğru hastada uygulanmalı. Biz zaten kullandığımız ipleri, kullandığımız, uyguladığımız plan hemen derin altındaki yağ tabakası olduğu için güvenli bir bölge. Daha derinlere gitmiyoruz. Dediğim gibi güvenli bir uygulama, iyi ellerde, yetkin ellerde gerçekten hastaların mutlu olabileceği bir uygulama.
Bildiğim kadarıyla zaten Türkiye'deki Mezoterapi Derneği de başkanısınız. Evet. Mutlaka tedavilerinizi mezoterapiyi de destekliyorsunuz sanırım. Ben biraz daha farklı yaklaşıyorum. İpin öncesinde, ip uygulaması öncesinde, en az 2 ay öncesinde mezoterapi uygulama yaparak cildin kalitesini artırmaya çalışıyorum. Hı, sıkılaştırmaya evet. çalışıyorum ki daha sonra o bölgeyi askıladığımız zaman, yükselttiğimiz zaman sonuç daha doğal olsun diye. Bu uygulamayı ip uygulaması yapabilirsiniz. Fakat ben öncelikle oradaki dokuların biraz kalitesini artmasını, güçlenmesini ondan sonra askılama yapmayı tercih ediyorum ki sonuçta benim için daha güzel oluyor. Bu da benim bir tercihim. Cilt daha sağlık, daha güzel Kesinlikle. Hale geliyor. Hem daha pembe, daha parlak, daha güçlü çünkü kolajen elastiğini artırmış, cildin için gücünü veren kolajen. Onu artırdığınız zaman dokuları daha sağlıklı bir şekilde çekebiliyorsunuz ama özellikle çok kalitesi bir cilt varsa, çok hasarlı bir cilt varsa ip askımı yaptığınız zaman o cilt kalitesi, o kırışıklıklar, toplanmalar pek mutlu göstermiyor aslında. Orta tabakayı önce iyileştiriyorsunuz. Kesinlikle. Çok güzel. Güçlendireyim. Gerçekten de bütün tabakaların tedavi edilip ve istediğimiz yüz şekline, kontrolüne geldikten sonra başka ne isteriz ki diyorum. Daha evet. ne olsun. Ne kadar güzel. Peki genel olarak hastalarınızda seçtiğiniz yöntemlerde 3 ya da 5 yıl sonra ama arada mutlaka diğer tedavileri uyguluyorsunuz. Tabii onlar zaten düzenli devam ediyorlar diğer tedavileri. Hatta bazı hastalarda cerrahi istemeyen, gelecekte cerrahi istemeyen hastalarda mesela 3 yıl 4 5 yıl sonra tekrar yeni ip uygulamaları bu süre uzatılabiliyor ki özellikle Batı Avrupa'da bu artık cerrahi istemeyen veyahut da çok fazla sarkması olmayan hastalarda 3 yıl sonra tekrar yeni ipler konularak bu süreç tekrarlanabiliyor. Uzun süre özellikle cerrahi istemeyen anestezi hastalarda bu da bir çözüm onlarda. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sonlandıran kötü insan olarak buradayım ama gördüğünüz gibi süperdi. Nefis çok güzel dinledim. Ben teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ediyoruz hocam bizimle birlikte olduğunuz için ve bilgileriniz için. Şimdi reklamları izliyoruz. Sonrasında tekrar buradayız. Efendim bugün de programımızın sonuna geldik. Sizlere güzel bir gün diliyorum kendi adıma. Tabii ki daha yeni başlıyor gün. Biz burada sonlandırırken hocamıza bırakıyorum sözlerimi. Değerli izleyicilerimiz sağlıklı kalın, güzel kalın. En önemlisi o değil mi hocam? Kesinlikle. Hem sağlık hem güzellik. Bunun içinde ne yapmanız gerekiyor? Yarın yine o da burada seyretmeniz gerekiyor. Çünkü Doktor Gönül Ateş Saçan yarın da burada bizimle birlikte olacak. Hafta içi her gün programımız biliyorsunuz ki çarşamba ve perşembe günleri Doktor Gönül Ateş Saçan'la birlikteyiz. Diğer günlerde Operatör Doktor Onur Kulaksızoğlu'yla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.